Mektebi Sultani'nin bu haftaki konuğu Profesör Doktor Selim Pamuk. Selim abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Atatçım? İyi misin? Çok teşekkürler, sağ olun. Epey oldu seni görmeyeli. Özleşmişiz. Ya özleşmişiz hakikaten. Selim abi hem Galatasaray'dan benim abim olur hem de diş hekimliği fakültesinden hocam olur. Detayları içeride konuşacağız. Küçücük çocuktum, şimdi saçımda aklar var. O gün diploma alınca yalnız kaldığımı öğrendim. Gördüm, görmedim. Selim abi, benim size aslında soracağım çok şey var ama Bismillah şimdi girdik. Sizin okulla ilgili anılarınızdan mesela okula ilk girdiğiniz gün bir aklınızda kalan bir şeyiniz var mı ama okula ilk zamanlarınızla ilgili? Tabii. Mesela okula ilk girdiğim günü gayet iyi hatırlıyorum. Ortaköy'e geldik. Bir yanlış hatırlamıyorsam bir perşembe günüydü. Öyle hatırlıyorum. Çünkü o akşam kaldık. Ertesi günde okuldan evlere gittik. O zamanlar hazırlık sınıfı cuma gününe kadardı. Cuma gününe kadar ve o gün herkes böyle ceket giymiş, Galatasaray armaları var, gri pantolonlar giymiş, kızlar etek vesaire. Ben kısa pantolonla. Tek kısa pantolonlu bendim. Hafta sonu hemen gidildi, ceket alındı, işte arması kondu. Aynanın karşısına geçtim. Arma tabii aynada ters görüyorsun ya. Aa ters dikmişler dedi. Onu hiç unutmam, hiç unutmam. Bu kısa pantolon hikayesini herhalde çok başınıza kalkmışlardı sonradan. Biz de affedilmez böyle şeyler. Vallahi pek kalkmadılar. Ben de tabii o dönemde fazla bunu açık etmedim. Yani üstünü örttünüz değil mi? Üstünü örttüm abi. Sonra dediğin gibi mutlaka başımıza başka bir şekilde gelip döner gelirdi. Bir de şeyi hiç unutmam. Evde demişlerdi ki bana bak Galatasaray Lisesi'nde her hafta sonu mutlaka sınav yaparlar. Şimdi böyle bir akılda bir şey var. Dolayısıyla ben o perşembe ve cuma günü anlatılanları bir ders çalıştım. Hakikaten de sınav oldum. Adam Bitrago diye bir hanımdı bizim yetiştiricideki şeyimiz, hocamız. Sınav yaptı. Tam puanı. Çünkü çalışmıştım. Böyle bir korku vardı. İmtihan olacağız. Bari şey yapalım, çalışalım. Genelde peki başarılı bir öğrenci miydiniz? 5'ten şaşma, 6'ya aşma, 4'e hiç yanaşma. Klasik yani. Hiç öyle büyük notlar peşinde hiçbir zaman koşmadım. Ama şey derslere girerdim. Mesela ben şeycilerden değil, bademcilerden değildim. Ben mutlaka derse girerdim, kırmazdım dersleri. Dinlerdim dersleri ama çok da fazla çalışmazdım. Selim abi, ben tabii çok yakından biliyorum, tanıyorum. Türkiye'deki bütün diş hekimleri de sizi tanıyor. Fakat seyircilerimiz de bilsin diye tekrar etmek istiyorum. Profesör Doktor Selim Pamuk diye karşıladık. Kronköprü kürsüsünde İstanbul Üniversitesi'nde. Evet, meşhur edatımız vardır. Türkiye'deki bütün diş hekimleri bilir. Meşhur Estetik Diş Hekimliği Akademisi. Onun da başkanısınız. Şu anki başkanı benim, evet. Şu anki başkanı benim. Onu da biz... Çok kıymetli bir kuruluş biz diş hekimler için. Seyircilerimiz de bilsin diye şey yapıyorum, anlatıyorum. Evet, akademisyenler ve muayenehane hekimlerinin birlikte kurduğu bir dernek. Oldukça da başarılı bir dernek oldu. Şu anki dernek başkanı da benim. Yani benim düşünceme göre çok gurur verici bir mevki. Her diş hekiminin olmak istediği bir yer. Sağ ol, çok teşekkürler. Hepimiz sırayla olacağız. Yani bu bir... Bu bir görev. Görev, evet. Bu sefer bana verdiler. Bundan sonra inşallah sen de olursun. İnşallah. Abi mektebimizi özlemişsinizdir. Çok özledim. Biraz dolaşalım mı beraber? Dolaşalım tabii. Uçtum, durdum, seni düşündüm. Vurgun, sarı kırmızı. Selim abi, şu an hem her Galatasaraylı için hem de Türkiye için çok önemli bir şahsiyet Tevfik Fikret'in büstünün önünde. Okulla ilgili ben biliyorum ki bir sürü fotoğrafçılık anılarınız var. Çeşitli rehberlik gezisi falan gibi tam detaylarını bilmedim. Sizler öğreneceğiz inşallah. Öyle anılarımız var ama. Yıllığı iyi çalışmışsın. Tabii ki, tabii ki. Dahası da var. Eyvah eyvah. Ondan sonra ama tabii ki ben hiçbir şey ifşa etmeyeceğim. Hepsini size soracağım. Tamam, peki. Nereden başlamak istersiniz? Bir anınızı alabilir miyim? Vallahi o kadar çok anı var ki nereden başlasak bu mektepte her köşesi mektebin
anılarla doludur. Şurada bir şeyimiz var, yıkıldı galiba. Bir sergi alanı. Evet. Mesela orada bir fotoğraf sergisi oldu. Tek başıma kişisel bir fotoğraf sergisi açtıydım. Adı da İlki'ydi. İlki. İlki. O dönemde okulda fotoğrafçılar arasında böyle şeyler vardı. Yani kimisi daha öne çıkıyor, kimisi daha geride kalıyor. Bir grup böyle fotoğraf sergisi açmıştım. Ben de niye bunun arkasında kalayım dedim. Başvurdum şeye, bana da bir tane orada bir 15 gün. Rekabet olacak rekabet, kadar bir fotoğrafçılar tabii, olayı tabii, var yani. Tabii rekabet olacak kadar büyük şey vardı. Fotoğrafçılıkta bir merak vardı o zamanlar. Bilmiyorum şimdi hala var mıdır. Orada bir sergim olduydu. Böyle hep anımsarım o günleri. Şeylere bastıydık fotoğrafları. Asabilmek için suntalara yapıştırdıydık falan. Sonra da o suntalar suyunu çekti, bir şeyler oldu, kıvrıldılar falan. Rutubet yaptı. Rutubet yaptı. Ama gene de güzel bir gün şeydi. Bir 15 gün böyle sergim oldu. Adı da ilki. Bak ondan sonra ikincisi onu. Ya daha doğrusu ikincisi bir şey. İstanbul Festivali esnasında bir sergi oldu. Fotoğraf sergisi oldu ama o hiç unutulmazdı ilk şeysi. Karanlık Oda bizim Tevfik Fikret'in karşısındaki Karanlık Oda. Oraya girmek çok büyük bir problemdi. Oranın anahtarını bulunduranlar çok kahramanlardır yani her türlü amaç için kullanılabilir onlar. Oranın anahtarı en sonunda bendeydi. Benden sonra da galiba rahmetli Osman Güney kimseye vermedi. Benden sonra kimseye vermediğini biliyorum. Çünkü devam ettirmek isteyen çocuklar benden yardım istediklerinde Osman Güney'e gittiğimizde rahmetli artık sen yoksun vermem dedi. Demek ki bizden sonra çocuklar çok yaramazlık yapacaklardı. Herhalde. Bakın biz de sonraki jenerasyonuz ya aklımıza ilk gelen o. Sonra güzel bir tane şey odamız vardı bizim. Mağara Levent'le paylaştığımız bir aktivite odamız vardı. Mağara Levent orada işte karikatürler çizerdi, resimler yapardı. Sonra mağara mezun olunca bana kaldı. Benden sonra da Ali Karali'ye kaldı. Sonra da o da galiba elimizden gitti. Öyle güzel şeylerimiz var. Süper. Akşamları sevgili Ali Umur'la 7-7.30 arası şu şeylerin basketbol sahalarının önündeki bankların üstüne çıkar. Birbirimizi iterek oyun oynardık ve işte o zamanki aklımızda ufak tefek politika konuşurduk Ali Umur'la. O günler de çok hoş, yatılı günlerimiz. Sonra ben 8. sınıfın ikinci yarısında Gündüzlü oldum. Sonra da pişman oldum Gündüzlü olduğuma. Feruzat Hoca'nın çok sevgili bir öğrencisiydim. Böyle canım sıkıldıkça eve gitmek istediğim zaman Feruzat Hoca'ya giderdim. O da ayarlardı. Sağ olsun. Sağ olsun. Muhteşem bir hafızası vardı onun evet, da. Müthiş. Okula girmiş çıkmış herkese ezberden bilirdi. Sayardı bilirdi. Evet. Çok da enteresan sorular sorardı. Sınavlarda hiç öyle klasik coğrafya soruları olmazdı. Biraz kafa çalıştırmak gerekirdi. Çok hoş günler. Hatırladığınız var mı? Hatırladığım işte şey vardır. Mısır'daki o pamuk üretiminin çok olmasından kaynaklanan beyaz tarlalarla ilgili bir sorusu vardı. Bir de niye Londra'da insanlar evden çıkarken şemsiyeyle çıkar diye böyle bir soru yani. Londra'nın veya İngiltere'nin havasının yağmurlu olduğunu şemsiye üzerinden size anlatmaya ve orada hatırlıyorsunuz. Ya, hep aklınızda kalıyor. Londra'da yağmur yağar, çok yağar. Dolayısıyla şemsiye işte onun şeysi. Böyle hoş şeyler var. Gördüm, görmedim, sensiz kaldığımı öğrendim. Dostluğu kardeşliği senden öğrendim. Selim abi okulumuzun gene güzel bir köşesindeyiz. Benim aldığım tüyolara göre okuldayken Fransızcanızın iyi olduğuna dair arkadaşlarınızın, sınıf arkadaşlarınızın, devre arkadaşlarınızın bir görüşü var. Nereden geliyor bu Fransızcanın kaynağı? Nereden geliyor bu Fransızcanın kaynağı? Bir kere annem benim dambisyon mezunuydu. Daha başlamadan beni Fransızca öğretmeye başlamıştı. Yani Galatasaray'a gireceğim belli olduğu andan itibaren annem bana dersler vermeye başlamıştı. Dolayısıyla evde tekrarlar şunları bunları yapmak annemle. Annem hakikaten çok güzel konuşurdu. Dayım çok iyi konuşurdu. O da Saint-Benoît mezunuydu sonra. Fransa'da yüksek öğrenimini görmüş. Dolayısıyla onların yardımıyla epey bir iyi gitti Fransızca. Bir de evde annemle babam bizden gizli bir şey konuşulacağı zaman hep Fransızca konuşurlardı. Onları sonra, öğrenmek için mecbur Fransızca bir sonra öğrenmeye başlayınca ben konuşamaz oldular. 6. sınıfta da Malinowski diye bir hocamız vardı. O zamanlar işte banttan böyle şeyler yayınlanır, dinleriz onları, tekrar ederiz. O tekrarları bana yaptırırdı.
sesimi çok radyofonik bulurdu. Evet, çok şey oldu, öyle olduğunu söylerdi. Bana tekrarlatırdı. Herhalde onların etkisiyle... Tabii büyüdükçe başka destekler de alınmış, ben biliyorum. Tabii büyüdükçe başka destekler de alındı. Bir Belçikalı bayandan bahsediliyor. Belçikalı bayan, evet. Belçikalı bir kız arkadaşım vardı. Adını da söyleyeyim. Ria diye. Sanıyorum 11. sınıfta şeyin korespondanlarımız vardı. Ya 10. sınıfta başladı korespondanlar ya da 11. sınıfta. Onlarla da çok ahbap olduk. Daha evvel. Çünkü neden? Söyleyeyim. 10. sınıfın yazında ben ilk defa yurt dışına çıktım. Fransa'ya gittim. Toulouse'da bir tane korespondanım vardı, Michel. Onların yanında bir 6 hafta kaldım. Ondan sonra Belçika'ya, Ria'nın yanına gittim. Bak şimdi hatırladım tam olarak. Demek ki 10. sınıfın yazı. O zamandan itibaren Ria Hanım'la epey bir hoş vakitlerimiz oldu. Michel'ler, Ria'lar olduktan sonra Fransızcanın, sizin Fransızcanızın sırtı yere gelmez. Sonra bir tane Veronique vardı. Şimdi Veronique'i buldum. Facebook'ta buldum. Evet, Michel'i de buldum Facebook'ta. Ria'yı arıyorum hala ama bulamadım bir türlü. Ria'yı bulamadım. Dostluğu kardeşliği senden öğrendim. Tipoyu tanjantı ben senden öğrendim. Selim abi, sizin bu kapıyla ilgili bir anınız olduğunu da öğrendik biz. Evet, hemen, onu bize anlatır hemen mısınız? Hemen anlatayım. Şimdi Galatasaray hayatında ben iki defa ikmale kaldım. Birisi 8. sınıfta, birisi 9. sınıfta. Şimdi 8. sınıfta bizim dönemimizde ortaokul bitirme sınavları vardı. Bizden bir sene öncekiler, Mağara Levent'ler falan fenden girmişler. Madame Kirman bunların hepsini dökmüş. Tamam mı? Şimdi korktuk, sosyalden girelim dedik, çaktık. 9. sınıfta da buradaki anım, Türkçe kompozisyondan ben ikmale kaldım. Muzaffer Hanım bizim hocamız. Notları gördüm, kaldığımı fark edince Muzaffer Hanım burada genç, hocam nasıl beni bırakırsınız, nasıl çaktırırsınız beni falan diye böyle bir o zamanki şeyimizden bir üstüne yürüdüm. Dur ya bir dakika dedi, seni edebiyattan geçirdiğime şükret sen dedi. Böylece ne? Bütün bir yaz kompozisyon yazdık. Demek ki edebiyattan da geçmeyi çok hak etmemişsiniz ki. Ama birinden birini lütfetmiş. Ama aileden de işte biliyorsun. Ben çaktım ama bir başkası edebiyatta bayağı başarılı oldu. O gün diploma alınca yalnız kaldığımı öğrendim. Abi şimdi de geldik okulumuzun meşhur Grand Kur'umuza. Evet. Grand Kur'umuz tabii ki sizin de olsun bizim de olsun zamanlarımıza göre çok değişti. Ondan sonra bizim meşhur Ali Samiyen Stadımızın şeyi de buraya geldi. Yıkıldıktan sonra en azından anısını burada yaşatabiliyoruz. Evet. Sizin de bu Grand Kur'la bütün Galatasaraylılar gibi bir anınız vardır mutlaka. Olmaz olur mu? Hepimizin anıları var burada Grand Kur'da. Bir kere kapısından bakardık. Buraya girmek için bir 10. sınıfa gelmek lazım. 10. sınıfa kadar kapıdan böyle bakarız ne yapılıyor, ne ediliyor. İçeri girenler sigaralarını içecekler. Ben hiç sigara içmediğim için benim böyle bir beklentim yoktu ama yani ya bir 10. sınıf olsak da şuraya bir girsek acaba buranın şeysi neymiş, sihiri neymiş görsek derdik. Çok burada maçlar yapılırdı. Bir de işte beden derslerinde koşulurdu ve kronometre tutulurdu. Ben her seferinde ya karnım ağrırdı ya bacağım ağrırdı. Bütün Galatasaray hayatım boyunca bir kere bile beden dersine girmemişimdir. Hep bir şeyle, mazeretle onu atlatmışımdır. Nedense hiç beden dersini sevemedim. Hala da spor yapmam bir tek. Çok övünecek bir şey değil ama yürürüm zaten çok kadar başka bir şey. Bir de işte şu binalarda hanımlar olurdu. Biz de onlara bakardık böyle. Pencereden bakarlar. Onların bir takım evler olduğu söylenirdi ama kim bilir? Kim bilir? Soru. Soru işareti. Bir de şey olurdu tabii. Burada maçlar olduğu zaman Ramo'ya tezahüratlar olurdu. Malum tezahürat yapılır. Rahmetli oradan çıkar hepimize kızar, bağırır, çağırır. Diploma alınca yalnız kaldığımı öğrendim. Selim abi, tabii bu bizim Grand Kur anıları sadece sporla alakalı değil. Sınavlara girdiğimiz bu arkamızda büyük amfimiz var. Orayla ilgili sizin de anılarınız var herhalde her Galatasaraylı'nın olduğu gibi. Tabii olmaz olur mu? Hayatımı bir kere canlı yaptım ben. O da bir matematik sınavı değil mi? Monsieur Valentin'in dersi.
büyük amfide olduğuydu. İşte canlıyı herkes biliyor nasıl yapıldığını. Hepimizin işte yazan arkadaşları var. Ben gittim de Hayim yazacaktı. Ve içeriye de Hayim sokacaktı. Hayim Babür sokacaktı. Şimdi o da nörolog oldu, doktor. Şeyin sonunda her zaman olduğu gibi sınavın sonunda bir karambol yaratıldı. Hayim içeri girdi ve bütün kağıtları dağıttı. Hepimiz aldık kağıtlarımızı. Sınav bitti. Notlar açıklanacak işte bir sonrakinde. Mesut Valentin bana dedi ki, ya dedi, derslerde yaptığın en güzel soruyu, en güzel konuyu yapamamışsın bu sınavda. Diğerlerini yapamadıklarını yapmışsın dedi. Çocuklar 4 tane yetiştirebilmişler. O 5. yapamadı, 5. de o. Sizin en iyi olduğunuz konu Hayim'in en zayıf olduğu konuymuş herhalde. Öyle bir komiklik olmuştu ama neyse, o sayede biz tabii matematikten de geçtik. Hayatında ilk canlıdır. Başka canlı yaptı. Selim abi, ben size birkaç tane isim vereceğim, soracağım ama onları şöyle güzel arka bahçemizin güzel manzarasında olur, konuşalım istiyorum. Tabii, tabii. Seve seve. Buyurun. Selim abi, sizin fotoğrafçılığınız çok meşhurmuş okuldayken. Halen de devam ettiğinizi ufak ufak biliyorum. Evet. Arka bahçenin de bu konuda çok güzel imkanlar sunan durumu vardır. Çok çektiniz mi burada fotoğraf? Burada da çok çektim. O programın başında konuştuğumuz o sergideki fotoğraflardan bir tanesi de bizim şu meşhur Deniz Kızı'nın fotoğrafıydı. Buralarda epey fotoğraf çektik. Bir de bütün çektiğim fotoğrafların arkasında arkadaşlarına verdiğinde Selim Pamuk diye de damga basardım. Ah, sordurtturmadın yani... bana onu, soracaktım. Selim Pamuk diye damga, herkesin elinde mutlaka bir Selim Pamuk fotoğrafı vardır. Çekerdim resimleri, ondan sonra arkadaşlar nerede bu resimler falan. Cebimde para varsa o fotoğraflar basılmazdı. Ne zaman parasız kalırım, hemen gece sabaha kadar fotoğraflar basılır, ondan sonra herkese dağıtılır. Bedava değil tabii. Bedava değil tabii. Sevgili Selim abi, tabii ki fotoğrafçılık falan bilmem ne derken bu Deniz Kızı'nın fotoğraflarını da birçok kez çekmişsinizdir. Çektim tabii. Hatta Deniz Kızı'nın fotoğraflarından bir servet sahibi olduğunuz bile söyleniyor okuldayken. Ya, Deniz Kızı'nın fotoğraflarından olmasa bile ama arkadaşların fotoğraflarından yani çok büyük bir servet olmamakla beraber bütün fotoğraf makinalarımı alabilecek kadar bir şeyim, para biriktirmiştim. 50 lise talebesine göre bir servet. Bayağı tabii yani şöyle sayılarını söyleyecek olursam fotoğraf makinelerinin o dönem benim elimdeki fotoğraf makinelerinin sayısı 4-5 tane Nikon fotoğraf makinem vardı. Onları da işte çektiğim fotoğraflar. Daha sonra arkadaşlar evlenirler de evlilik fotoğrafı çekmeye başladım. Nikah fotoğrafları çekmeye başladım. Nikah dairesine gidilir, şey verilir. Dilekçe verilir. Bizim fotoğrafları falan ne çekecektir, akrabamdır, şudur budur derler. Ben nikah fotoğraflarını çeker arkadaşlara verirdim. Böyle bir... Siz bu arkadaşlarınız az kalsın diş hekimliği kariyerinizi etkileyecekmiş fotoğrafçılardan. Bir ara zaten bazı fotoğrafçı arkadaşlarım bana şöyle derlerdi. Profesyonel fotoğrafçı, amatör dişçi derlerdi. Sonra şimdi değişti. Şimdi profesyonel dişçi, amatör fotoğrafçı oldu. Az fotoğraf daha az çekiyorum artık. Hemen hemen neredeyse sadece hasta fotoğrafı, diş fotoğrafı çekiyor. Benim nasıl öğrendiğim ki, kadarıyla bir de her sabah meşhur bir fotoğrafınız varmış halen. Halen her sabah evimden, balkondan Boğaz'ın manzarası çekiliyor ve Facebook'a konuyor. Günaydın deniyor herkese. Hala o devam ediyor, evet. Onun da tüyosunu aldım gelmeden. Evet. Onu çok seviyorum, onu yapmayı. Neredeysem oranın resmini çekiyorum bir de yani. İstanbul'daysam İstanbul'un fotoğrafı, yurt dışındaysam yani otel odasının penceresinden nereyi görüyorsam şöyle bir panoramik fotoğraf. Selim abi, sizin Türkiye'ye mal olmuş birçok isimle yakınlıklarınız var. Gerek devre arkadaşı olarak olsun, gerek akrabalık ilişkileriniz olsun. Nereden başlasam, isterseniz Orhan Pamuk'u sorayım önce ben size. Olur tabii. Orhan benim kuzenim, amcamın oğlu. Çok da yakın olduğum bir kuzenim Orhan. Çok sevişiriz biz onunla. Çok da sık görüşürüz. Kolay değildir Orhan'la görüşmek çünkü. Kah buradadır, kah başka bir yerdir ama burada olduğu zamanlar epey güzel görüşürüz, çok güzel sohbetlerimiz olur. Hep yani şey, bana hep şey sorulmuştur, Orhan'ın nesi oluyorsun? Ben de herkese şunu söylerim, ya bir gün bir yerde onu görürseniz, mesela bir imza günü, ya gidin ona, sen Selim'in nesi oluyorsun diye bir sorun. Değil mi? Ha, bir sorun, da ben de içtiyse birazcık. Bir arkadaşım Amerika'da yaptı bunu.
Ann Arbor'da bir şeysinde bir diş hekiminden arkadaşım gitmiş ona, sen Selim'in nesi oluyorsun demiş. Ömer anlamış. Seni Selim yolladı değil mi demiş. Söz abi, görürsen ben de yapacağım. Lütfen. Daha başka isimler var. Mesela yakın zamanda onunla da bir röportaj yapıldı. Nurperi ablamız var. Nurperi benim Galatasaray'da en sevdiğim arkadaşlarımdan birisi. En yakın arkadaşlarımdan birisi. Beyin cerrahı oldu profesör. O dönemler hepimiz böyle tıp fakültesine gitme derdindeydik. Ben işte 1-2 puandan tıbbı kaçırıp diş hekimine gittim ama ben diş hekimi olduğumda çok mutluyum. Onlar da tıbba gittiler ve çok da iyi bir yere geldi, hak ettiği iyi bir yere geldi Nurperi. Onun da fotoğraflarını çekerdik. Nurperi'ni de anlattılar mı bilmiyorum. En iyi fotoğrafları bendedir. Nurperi'ni çok severim Nurperi. Artık çok, herhalde çok. Bedava verirsiniz, satmazsınız. Evet tabii, evet tabii. Gördüm, görmedim, sensiz kaldığımı öğrendim. Okulumuz için bizim zamanımızdan, sizin zamanınızdan çok daha öncelerde var olan bir gelenek, zil yerine tambur çalınırmış. Onun da klasiklerinden tamburcu Ahmet Ağa'nın heykelinin önünde arka bahçemizin güzel bir manzarası. Size dönem arkadaşlarınızdan bir kişi daha var soracağım. Meşhur Sina Koloğlu. Evet, gazeteci arkadaşımız Sina Koloğlu. O da bizim dönemden çok da sevdiğimiz bir arkadaşımız. Çok daha iyi yerlerde olmasını beklediğim, istediğim bir arkadaşım. Çok parlak bir arkadaşımızdı. Gazeteciliği de çok iyi yapıyor ama daha üst düzeylerde olmasını hak eden bir sınıf arkadaşımız. Selim abi, bu meşhur Tevfik Fikret salonumuzun bulunduğu koridor. Hafızlar aynı koridoru. Zamanda Hafızlar Koridoru diye bilinen koridor ama sizde başka şeyleri de var buranın. Buranın başka özellikleri de var sizin için. Tabii. Mesela fotoğrafçılık odası. Evet. Bu koridorda hepimizin bir anısı vardır mutlaka. Mutlaka bir ders için, bir sınav için burada ezberlediğimiz bir şeyler olmuştu böyle bu koridoru. Git gel, git gel, volta atarak. Ama en önemlisi benim fotoğraf odam. Şurada şimdi fizik laboratuvarı olmuş galiba, orasıydı. Anahtarı da bendeydi. İstediğim zaman içeri girerdim, fotoğraflarımı basardım, filmlerimi banyo ederdim ve çıkardım. Bana ait olan bir yerde çok korurdum orayı. İlaçlarım, şunlarım, bunlarım, her türlü şeyim, agrandisörüm, filmlerim hep orada olurdu. Orada basardım bütün şeyleri. Burasıydı işte. Buraya girmek de çok, yani ilk girişimi hatırlıyorum, 6. sınıfta mıydım, 7. sınıfta mıydım? Velimden kağıt istediler, abiler o zaman fotoğraf kulübündekiler. Fotoğrafçılıkla uğraşabileceğime dair annem babamdan izin istediler. İzin kağıdı istediler, onu getirdik verdik. Ondan sonra beni yavaş yavaş içeriye alıp fotoğrafçılığı öğretmeye başlamışlardı. 7. sınıfta bir Fransız hocamız vardı. Biyoloji hocasıydı galiba, Jean-François Rotler diye. Onunla birlikte İstanbul'da fotoğraf turlarına çıkardık resim çekmek için. İstanbul'da dolaşırdık bütün o arka sokaklar, tarla başının arka sokakları falan. Çok güzel, sonra da gelir burada onları banyoda basardık. Oralarda çok güzel fotoğraflar, çok güzel malzemeler vardı. Çok malzemeler vardı, evet. Aynı zamanda onunla Fransızca'da konuştuğumuz için o bizim Fransızcamıza da yardımcı olurdu. Egzersiz yapmış olurdu. Abi de bu 12. sınıfı bitirdikten sonraki bir Monsieur kimdi? Onunla bir anınız var. Onu bir anlatır mısınız bize? Şu hani poker oynuyor musunuz? Marc-Henri Benoit bizim kimya hocamızdı. Bir dönem fizik de verdiydi bize Marc-Henri. Mesela onunla ilgili bir başka güzel anımız daha vardır. 10. sınıfta kimya sınavı yaptı. Felaket döküldü sınıf. Ve Marc-Henri şeyleri açıklarken, notları açıklarken "Vous n'êtes pas nul" dedi. "Vous êtes négatif" dedi. Bütün sınıfa. Neyse işte 12. sınıfta biz bir grup arkadaş aşağıdaki spor salonunda hafta sonları basket oynardık. Okul da bittikten sonra evine giderdik yazın. Marc-Henri'nin poker oynanırdı, Cahit falan. Bir gün böyle akşam vakti yine oynuyoruz, elektrikler söndü. Ondan sonra karısı Lourdes birdenbire
Cahit, Nimet Uçba dedi. Hepimiz güldük. Başkocalarımız da vardı. Zok mesela, Müsü Zok. Uf, Müsü Zok da kimya hocasıydı. Ondan da not almak çok zordu. Eskano vardı bir tane, fizik hocası. Eskano sınavı defter kağıt açık ve hani hepimiz kopya çektiğimiz için ya bırakın kopya çekmeyi beraber yapın derdi. Yani ikişer ikişer yapardık gene. Peki bir şey soracağım, Mesut Eskano hani büyük koca koca posterler hediye ettiniz Mesut Eskano'ya. Tabii Mesut Eskano büyük fotoğrafları hediye ettim sınıf geçmek için. Tamam Selim abi, sizin zaten kopya çekme ihtiyacınız yokmuş. Ona da çok güzel İstanbul fotoğrafları hediye etmiştim. İnşallah yaşıyordur. İnşallah yine fotoğraflar bir yerlerde asılı duruyordur. Mesut Dümerk'te de vardı fotoğraflar. Dümerk de bizim Fransız hocamızdı. Çok severdik onu da. Evet Selim abi. Ortak 12. sınıfımıza geldik. Biz burada okuduk. Hemen ben yerimi size göstereyim. Ve bütün 9, 10, 11, 12 sınıfın planını çıkartırsanız hep aynı yerde otururdum. Ve çevremde de hep aynı insanlar olurdu. İkinci sıra olur. İkinci sıra da ikinci yeri. Burada otururdum. Yanımda Cahit oturur. Önde, solda Bülent Esen. Mustafa Öztürk. Arkamda da Metin Kazanlan. Şimdi adı aklıma gelmedi. Metin Kazanlan. Şimdi kendisi şeyde şu an Amerika'da, Fransa'da. Öyle otururduk. Ama yani çok enteresan. 9, 10, 11, 12 hepimiz aynı sıra aynı konumda otururduk. Böyle peki dışarıda da böyle bir çeteleşme var mıydı aranızda? Dışarıda Cahit'le bir şeyimiz vardı bizim, dostluğumuz. Cahit annemin üçüncü oğlu idi. Bizim evden hiç çıkmaz. Hatta biz mezun olduktan sonra da biz evde olmazdık. Cahit annemlere yemeğe giderdi. Onlarla beraber daha çok vakit geçirirdi. Metin Kazan'la hali hazırda çok sık görüşüyorum. Onunla da 12. sınıfta şöyle güzel bir anımız vardır. İşte ben tıbba girmek istiyorum, o da tıbba girmek istiyor. İşte malum ders çalışmalarımız falan. Hep Metin Kazan dalga geçerdi. Herkes tıbba girmek istiyor. Kimimiz şuraya girecek, kimimiz buraya girecek. Herkes tıbba girse iktisada kim gidecek? Metalürjiye kim gidecek derdi. Sınav sonuçları açıklandı. Ben diş hekimliğim değil. Metin de tıbbı istiyordu ama metalürjiye girdi. Dolayısıyla Metin dedik sen işte bak metalürjiye girecek olanlardan. Sonraki sene bir daha girip Boğaziçi'ne kazan dedi. Boğaziçi'ne bitirdi ondan sonra Metin. Bu sınıfta güzel anılarımız vardı. Şu arkada rahmetli Metin oturuyordu. Metin yanında profesör gene Murat Yayla. Onlar da hep yan yana otururlardı. Böyle bir şeyimiz vardı. Sonra şu sıra en baştaki sıra kızların sırasıydı. Kızlar orada otururdu. Nurperi de en ön sırada çünkü bizim çaprazımızda otururdu. Ya şurada ya onun yanında otururdu Nurperi de. Onun da yanında Bahar vardı. Bahar da sen benim adım şimdi fizik öğretmeni. Hazırlıkta da ilk sıra arkadaşım Çiğdem Üçok yetiştiriciydi. O da nörolog oldu Bursa'da. Nesim ile evli. Ne kadar çok doktor çıkmış. Ya bizde de çok doktor çıktı. Ama o zamanın şeysi hep tıptı. Herkesin olmak istediği tıptı. Sonra işte 12 Eylül döneminden sonra o doktorlara konan mecbur hizmetten herkes bana gelirdi. Ne şanslısın sen ya. Ne şanslısın sen ya. Derlerdi. Fakültede de ders verirken. Ne yoktu siz herhalde. Diş hekimi olarak çok yetiştirdik yani 25 sene üniversiteye emek verince tabii epey öğrencinin altından geçiyor. Her derste de şey sor, ilk derste öğrenciler geldiğinde şu soruyu sorardım. Sultani'den kimse var mı derdim. Bilen cevap gelirdi, cevaplardı. Bizim de hocamız var, Babür abi bilirsin rahmetli. Onun hemen Sultani'den olduğunu öğrenince zaten giderdi. Hocam ben de mektebi Sultani'den daha saygılarım. O zaman daha bir güzel şeyimiz olurdu, ilişkimiz olurdu tabii. Abi kardeş şeysi. Onu ben de görürüm. Ben de fakültedeyken tüm mekteplileri her sene bir defa toplardım. Evet. Çok güzel olurdu. Siz o zamanlar doçent miydiniz? Sanıyorum. Ya da er işte ben 91'de doçent oldum.
97'de profesör oldum. Dostluğu kardeşi senden öğrendim. Sadece artık hemen hemen herkesin bildiği, yıllığa düşmüş, dillere düşmüş hikayeleriniz var. Bir de en son artık şu şeyi alalım. Sizin bir meşhur bir geziniz varmış. Abi. Orada meşhur bir tıbbi eliniz varmış. Ama detaylara bir türlü ulaşamadım. O detayları sizden alacağım inşallah. Peki anlatayım. Tımgıt gezisi bu. Türkiye Milli Genç Teşkilatı'nın gezisi. Rehberlere işte yerinde pratik yaptıracaklar. Ama bu arada işte rehberlikle alakası olmayanlar da şeye katılıyorlar. Geziyoruz işte. Çok eğlenceli bir gezi. İki tur var. Biri işte diyelim soldan başlıyor, sağa doğru gidiyor. Biri sağdan başlayıp sola doğru gidiyor. Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya. Sonuçta bir yerde buluştuk. Otobüsler bozuluyor falan filan. Bir sürü şeyler oluyor. Sanıyorum Alanya mıydı neydi? Böyle bir akşam grupta da işte böyle hanımlar falan var. İçtik iyice ne ama aman Allah'ım ne içmek ne içmek ne içmek. Yanımda da bir tane tıbbiyeden bir hanım. Ben başladım onunla yakın ilgilenmeye. Sonunda abilerimiz tarafından kulağımız çekildi. Ondan sonra söylemiyor artık. Niye abiler mi ilgileniyormuş onlara o yüzden? Sen çekil aradan mı dediler? Hayır ya çocuğum bir şey yapacaksan git dediler. Ha, şimdi oldu. Buralarda olmasın da. Güzelmiş. Evet, öyle bir ama ne güzel bir geziydi o. Çok güzel, çok eğlendiğimiz. Yıllar sonra yıllıkta görmüşler. Gene Galatasaray'dan bir arkadaşımızın eşi WhatsApp'tan geldi. Bu sen misin diye. Evet benim dedi. İnanamadı o halime benim. Çok şey hal. Fotoğraf makineleri sarkıyor saçlar. Kıvır kıvır uzun. Dönemin moda saçları, evet, moda kıyafetleri. Saçlarımızı uzatırdık falan. Galatasaray TV'nin Bir Mektebi Sultani programı daha burada sona erdi. Bir sonraki hafta yeni bir konuğumuzla tekrar huzurlarınızda olacağız. Selim abi buyurun yolcu edeyim ben size. Sağ ol, çok teşekkürler. Çok güzel bir program. 25 yıl yalnız bunu öğrendim.